19 Aralık'ta yani biz daha öncesinde 13 aydır burada elektrik sıkıntısı kaynaklı birçok yere başvurduk ama hepsi sonuçsuz kaldı. Dolayısıyla 19 Aralık'ta abonenin verilmesi ve elektriğin yani sağlanması konusunda dava açtık. Tedbir talebi yani tedbir, ihtiyacı tedbir dediğimiz 3 gün içerisinde bir karara bağlanması lazım. Bu esas ilişki bir karar değil aslında. Mahkeme, Diyarbakır 5. Asya Mahkemesi 3 gün içerisinde kararını verdi. Ve normalde 2 cümleyle ifade edeceği bir kararken maalesef 2 sayfalık bir gerekçe hazırlayarak ara karar vermiş oldu ve bizim talebimizi reddetti. Gerekçesi şu, siz diyor yani soyut iddialarda bulunuyorsunuz, varsa bir fatura, varsa bir abonelik sözleşmesi bunları getirip sunmanız lazım. Oysa her şey çok açıktır. Biz abone numarasını verdik, bunu sistem üzerinden ilgili kurum olan, davalık kurum olan DEDAŞ'tan sordurmalar gerekirken tümden ispat külfetini bize yükleyerek maalesef hukuka aykırı bir şekilde bizim bu talebimizi reddettiler. Ancak buna itiraz yolu vardır. Birkaç gün sonra bu kararı tebliğ alacağız. Tebliğ aldıktan sonra 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz hakkımız vardır. Karar geldikten sonra biz bu itiraz hakkımızı kullanacağız. Orada midene çıkmasa artık davanın esası hakkında gerekli çabalarımızı sarf etmeyi düşünüyoruz yani. Biz her şeyden önce bu davayı açarken siyasetten ve siyasi düşüncelerden, ideolojiden bağımsız bir şekilde vicdana uygun, hakkaniyete uygun, hukuka uygun bir karar vermesini beklerdik. Evet, yani yasal anlamda cemevleri yasal statüye kavuşturulmasa bile, ibadetine sayılmasa bile ama böyle bir gerçeklik vardır, böyle bir pratik ve böyle bir realite vardır. Burası Alevlerin ibadethanesidir. Kimse de bunu inkar edemez. Yüzyıllardır, evet biz ibadetimiz cemdir, ibadethanemiz de cemevidir. Bu anlamda Avrupa İnsan Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, bir kısım yerel mahkemelerin de karar olmasına rağmen maalesef Diyarbakır'daki yerel mahkeme bunu dikkate almayarak bir kez daha bizi mağdur etmiştir. Halen de biz kanunun karşısında mağduruz, sistem karşısında mağduruz, iktidar anlayışı karşısında mağduruz. Ama bu mağduriyetimizi elbette ki bir gün bir şekilde yani bütün hukuk yolları, bütün hukuk süreci tüketerek mutlaka da bu mağduriyetimizi gidereceğimizi düşünüyoruz yani. Umutsuz değiliz. Elbette ki her şeye umutla bakıyoruz. Elimizde imkanlarımız vardır. Yani buradan biz bir lütuf beklemiyoruz. Biz sadece hakkaniyete, hukuka uygun bir karar bekliyoruz. Ama maalesef hakkaniyeti ve hukuku geçtik. Tümden siyasi bir yaklaşımla verilen bir karar olduğu için bunu da burada kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Evet, şimdi yıl sonu geldi, 2019 yılı. 13 ay zaten elektriksiz kalmıştık biz. Tabii ki burada bayağı zorluklar çektik biz. Cenaze erkanları kaldırıyoruz. Tazelerimiz oluyor. Lokmalar veriyoruz. Bu yönden çok zorluklar çekiyoruz. Ama 13 yılda da mücadele yapıyoruz elektriklerimizin gelmesi için. Yeni yıla girerken tabii ki hep diyoruz barış olsun, huzur olsun, herkes aydınlık olsun. Dileklerini yine sunuyoruz. Ama cemevi tabii ki karanlık olarak girecek yine burada, Diyarbakır'da. Bunun yanında tabii ki mücadelemizi yapacağız. Anayasa olarak da olsun, yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nde bir yurttaşlık olarak da olsun, Alevler olarak da olsun, tüm Türkiye'deki cemevler için de tüm mücadeleyi yapacağız. Tüm cemevlerin inşallah elektriklerini aydınlık bir şekilde yeni yıllarda barış ve huzur getirerek de girmesini temenni ediyoruz. Hakikaten bu ülkede dinler mezhepler arasında büyük ayrımcılık oluyor. Fikir ve düşünce özgürlüğü üzerindeki mezhep ve din bakımında da müthiş ayrışmalar gözüküyor. Geçmişte günümüzde Alevilerin çektiği zulümleri hala da kendilerini ifade edemediler. 2020'ye girerken bile uzunca bir süre bu cemevinin kapalı kalması, cenazelerin morgda kokmuş olması, buradaki ışıksız bir ortamda kendi gelenek ve töreleri, anneanneleri gereği bazı ibadetlerini karanlık ortamda da dahi olsa yapmaya çalışması bu ülkenin bir ayıbıdır. Eşit, özgür, her dine olduğu gibi Alevilere de aynı hakların, çünkü Aleviler bu ülkeye vergilerini veriyor, her bakımdan vergilerini veriyor.
Ondan dolayıdır ki bir Sünni, bir Hristiyan nasıl vergisini kendisine dönüşse bu Alevlerde de tanınmalıdır. Bu Alevlerde kendi din ve ibadetlerini özgürce yapabilmelidir. Hiçbir baskı altında kalmadan, elektriksiz, susuz kalmadan verdikleri vergilerin kendilerine geri döndüğünü bilmelidir. Bu 2020'de bunun gerçekleşmesini temenni ediyorum. Şimdi tabii dava açtık. Bu davanın sonucu reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını da TEDAŞ'a götürdük. İşte TEDAŞ'a başvurduk. Bununla ilgili bir sonuç da alamadık. İşte bizi müftülüğe yönlendirdi. Yani hep böyle bir oyalama taktiği uygulanıyor maalesef. İşte en son mahkeme açıldı. Mahkemede de reddedildi. Tabii ki Aleviler olarak biz burada eşit haklara sahip olmak istiyoruz her zaman. Herkese, bütün vatandaşlarla eşit yaşamak istiyoruz. Tabii ki elektrik, cemevinin elektriğini de nasıl camilere, kiliselere, sinagoglara bedava ise bize de bedava olması lazım. Yani bunun işte insan hakları sözleşmesine aykırı bir durum. Bununla ilgili girişimlerimiz tabii ki devam edecek yani. Bir üst mahkemeye başvuracağız, istinaf mahkemesine. Eğer buradan da bir sonuç alamazsak yine yapacağımız şey insan hakları mahkemesine gitmektir. Yani hakkımızı sürekli arayacağız yani. Tabii bunu şeyde de dile getirildi, mecliste de dile getirildi. Mecliste de dile getirilmesine rağmen herkes duyarsız kalıyor maalesef. Yani sanki şeyi oynuyorlar, üç maymunu oynuyorlar maalesef. Hiç kimse bununla ilgili bir açıklama da yapmıyor, devlet tarafından özellikle. Yani biz hakkımızı istiyoruz sadece. Yani diğerlerine nasıl imtiyaz tanınıyorsa bize de tanınsın. Bununla ilgili şeylerimiz olacak yine, başvurularımız olacak. Yani gerekli yerlere yine gideceğiz. Yani mücadelemizi maalesef bırakmayacağız yani. Her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz. Ta ki sonuç alıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.